Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 11. lem'adan Sünnet-i Seniyye risalesinden 10. nükte. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ayetinde i'cazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Şöyle ki şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nasıyla gösteriyor ki o matlab-ı âlânın yolu Habibullah'a ittibadır ve sünnet-i seniyesine iktidadır. Bu makamda üç nokta ispat edilse mezkûr hakikat tamamıyla tezahür eder. Bir daha okuyalım. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ayetinde i'cazlı bir icaz vardır. Bu iki kelime Risale-i Nur'da çok geçer. Biri i'den sonra virgül var. İ'caz, ayın harfi var orada. O insanı aciz bırakan mucizevi kelamlar manasına geliyor. Diğeri de icaz, e'nin üzerinde takke var. Yani i'den sonra y harfi var, okunmayan y. İcaz, o da az sözle çok manayı ifade etmek manasını ders veriyor. Bu ayette de bu ikisi beraber bulunuyorlarmış. Hem icaz var, insanı aciz bırakan mucizevi bir kelam bu. Diğeri de az sözle, çok kısa yarım satır ile sayfalar dolusu, kitaplar dolusu mana ifade ettiği için icazı var. Bu ayette icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Şöyle ki, şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Yani halbuki yarım satırlık bir ifade ama bak kaç satırlık manalar çıktı. Bu da hem kısa hem de özet hükmünde bir mealmiş. Subhanallah. Demek oluyor ki şimdi bütün bu manadan sonra anlaşılan şey şuymuş.
Demek oluyor ki insan için en mühim, âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Allah Allah. İnsan için en mühim âli maksat. Allah Allah. En yüce gaye, en yüksek hedef, en âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Subhanallah. Halbuki bütün dünyada bu manada kaç tane insan var değil mi? Cenab-ı Hak sayılarını çoğaltsın, bizi de onlardan etsin inşallah. Çünkü insanların nazarlarında hedefler değişmiş yani. Hedef şaşmış. Adamın pusulası şaşmış. Yani kıbleyi göstermiyor. Allah Allah. Yani kimisinin en yüksek maksadı dünya olmuş. Kimisinin para olmuş, kiminin servet olmuş, kimisinin makam mevki olmuş değil mi? Kimisinin kadın olmuş, kimisinin araba olmuş, kiminin yazlık, kışlık olmuş yani. Herkesin kendine göre bir hedef, bir gayesi var. Ama asıl olan ne? Buymuş, insan için. Bak umumi söylüyor yani, bütün insanlık için en mühim, âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Şu yukarıdaki ifadeyi bir daha okuyalım değil mi? O ayetin kısa, mücmel bir meali dedi ya, Allah Allah. Şu ayet diyor ki, Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa, elbette Allah'ı seveceksiniz. İmanınız varsa, elbette Allah'ı seveceksiniz. Demek Allah'ı sevmek imana bağlı. İmanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, o zaman Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Allah neden memnun oluyorsa, neden razı oluyorsa, hangi tarz, hangi usul, hangi yoldan razıysa, o zaman onun sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ona uymak, ona tabi olmaktır. Onun gibi davranmak, onun gibi yaşamak, onun gibi konuşmak değil mi? Onun gibi inanmak, onun gibi ahlaklı olmak, onun gibi ibadet etmek ilahir. Evet, ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz, Allah'ın sevdiği zata tabi olup uysanız, ittiba etseniz, Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Demek Allah'ı sevmek bir mana ama Allah tarafından sevilmek çok kutsi, çok ulvi bir mana. Subhanallah. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nasıyla gösteriyor ki, açık sarih manasıyla gösteriyor ki, o matlab-ı âlânın en yüce, en yüksek istek, maksat, gaye, hedef, idealin yolu Habibullah'a ittibadır. Allah'ın sevdiği zata tabi olmaktır. Ve sünnet-i seniyesine iktidadır. Sünnet-i seniyesine de uymaktır. Bu makamda üç nokta ispat edilse mezkûr hakikat tamamıyla tezahür eder. Birinci nokta, beşer, bütün insanlık fıtraten şu kainat halikine karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Bir de okuyalım. Beşer fıtraten şu kainatın halikine karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Neden? Çünkü fıtrat-ı beşeriye de cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı
sevmek vardır. İşte üç tane madde saydı. Cemal, kemal ve ihsan. Ve her insanın hamurunda, fıtratında, yaratılışında bu üç ahlaka, bu üç sıfata, bu üç şuunata karşı ne varmış? Cemale karşı muhabbet. Yani güzeli seviyoruz. İnsanın fıtratında var. Her insan güzeli sever. Kemale, mükemmelliğe, olgunluğa, zirve noktada yüksekliğe ne yapar? Perestiş eder. Aşırı derecede sever, muhabbet eder. Ve ihsana karşı, ikramlar, hediyeler, ihsanlara karşı da sevmek vardır. Kanun bu yani, fıtrat bu yani. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezayüd eder. Ne kadar antika bir şey söyledi değil mi? Şimdi insanın fıtratında ne var? Cemale karşı muhabbet etmek var. Kemale karşı perestiş etmek var. İhsana karşı sevmek var. Var mı? Var. Peki antika bir şey daha söyledi. Bu saydığı üç madde ne kadar artarsa o nispette muhabbet, perestiş, sevmek ne yapıyor? Artıyor. Subhanallah. Cemal, kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezayüd eder, ziyadeleşir. Dikkat, aşkın en münteha derecesine kadar gider. Aşkın en zirve noktasına kadar gider. Allah Allah. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Subhanallah. Cenab-ı Hak bize küçücük bir kalp vermiş ama o kalp öyle bir istidadı var ki kainattan daha ziyade bir muhabbeti içinde taşıyabiliyor. Küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan, yani bizi tatmin etmek için söylüyor bunu yani, veya ehli dünyayı, böyle çok aklını ön plana alanları ikna etmek için, yani kalbin içinde kainat kadar bir muhabbet nasıl olabilir yani? Bunun numunesi var mı? Örneği var mı? Benzeri var mı? Var, bak. Sen de kabul edeceksin onu. Ne o? Kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza, hafıza kuvvemiz, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki. Yani beynimizde hafızanın yerini tespit etmiştim. Mercimek tanesinden daha ufak. O kadar küçücük bir yere. Mesela bir insan 100 sene yaşasa, bütün 100 sene boyunca gördüğü, işittiği, kokladığı, tattığı, yaşadığı, sevdiği, sevmediği ne varsa yani, bütün duygularıyla beraber her şeyi hafızada yazılı. Subhanallah. Yani dünya kadar bilgi hafızanın içine yerleşiyor. O zaman demek insanın kalbine de kainat kadar bir muhabbet yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar kainat kadar muhabbet taşıyabilir. Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan, cemal ve kemale karşı böyle hadsiz bir istidadı muhabbet, muhabbet kabiliyeti, istidadı var, vardır. Ve madem bu kainatın halikı, kainatta tezahür eden asarıyla, kainatta tezahür eden eserleriyle, kainatta görünen, açığa çıkan eserleriyle, bilbedahe, apaçık, net, bedaheten, tahakkuku, hak oluşu, gerçekleşmesi sabit olan hadsiz cemali mukaddesi. Mukaddes bir cemali var. Yani şu kainattaki bütün güzellikleri topla, Cenab-ı Hakk'ın sadece cemil isminin, cemal sıfatının çok perdelerden geçmiş zayıf bir gölgesinin gölgesi.
Peki gölgenin gölgesi çok perdelerden geçmiş. Gölgenin gölgesi bu kadar güzel olursa. Allah Allah. Peki hakiki sahibi, onun esma ve sıfatının tamamı nasıl bir güzeldir? Onu nazara verecek şimdi bize. Ne dedi bir daha okuyalım. Madem bu kainatın halikı, kainatta tezahür eden asarıyla bir bedaha tahakkuku sabit olan hadsiz cemali mukaddesi, bu mevcudatta tezahür eden nukuşu sanatıyla, sanatlarındaki nakışlarıyla, Allah Allah, biz zarure sübutu tahakkuk eden hadsiz kemali kutsisi ve bütün zihayatlarda tezahür eden hadsiz enva-ı ihsan ve inamatıyla bil yakin ve belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden hadsiz ihsanatı vardır. Elbette zihşuurların en camii, şuur sahiplerinin en camii ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştakı olan beşerden hadsiz bir muhabbeti iktiza ediyor. Madem kalbine bütün kainatı ihata edecek kadar bir muhabbet istidadı koymuş, sonra kainatın her yerinde tezahür eden hadsiz güzelliğiyle, cemaliyle, hadsiz kemaliyle, mükemmelliğiyle, hadsiz ihsanlarıyla, ikramlarıyla ne yapmış? Güzelliğinin bütün mertebelerini ne yap insana göstermiş? O zaman o kalbin bütün kainat kadar bir muhabbetle dolup Allah'a onu takdimi icap ediyor. Hadsiz bir muhabbeti iktiza ediyor. Evet, her bir insan o Halik-i Zülcelal'e karşı hadsiz bir muhabbete müstahid olduğu gibi. Bak şey yok, sıralama, ayrıştırma, bölme yok. Her insanın kalbinde ne varmış? O Halik-i Zülcelal'e karşı hadsiz bir muhabbete müstahid olduğu gibi, istidatlı ve kabiliyetli olduğu gibi, o Halik dahi herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hadsiz bir muhabbete, hadsiz bir mahbubiyete müstahaktır, layıktır. Hatta insan-ı müminde hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şiddet alakaları o istidadı muhabbet-i ilahiyenin tereşşuhatıdır. Subhanallah. Yani aslında parçalara böldüğümüz, dağıttığımız, kısımlara ayırdığımız aslında bütün muhabbetler Cenab-ı Hakk'ın esma, sıfat, şuunat, zatına vermemiz gereken muhabbetler. Onların tezahürü yani. Ama biz bazen yolumuzu şaşırıyoruz. Allah'ın esma, sıfat, şuunatına, zatına vereceğimiz muhabbeti mahlukata dağıtıyoruz. Dağıtınca da dağılıyoruz yani. Perişan oluyoruz. Mahvoluyoruz yani. Allah Allah. Hani üstadın çok tatlı bir ifadesi var. Belki inşallah yakında onu da okuruz. Üstadımız diyor bütün şairlerin, o divan sahiplerinin, hatta şimdiki bütün şarkıları, türküleri, böyle yazılmış şiirleri diyor toplasan, şöyle diyor bir sıksan, burada ne damlar? Diyor ki elemkârane bir feryat damlar. Yani hiçbirisi kavuştum, mutluyum, saadetliyim, hiç öyle bir şey yok ha. Hepsi feryat geliyor, yaktı beni, yıktı beni, perişan etti, sevdim de sevmedi, gitti de gelmedi, hep öyle ha, subhanallah. Neden? Allah'a verilmesi gereken muhabbet fani mahbublara verilince ne yapıyor? Izdıraplar başlıyor, elemler başlıyor. Ta ki hata yaptığını anlasın diye o ızdırap aslında sana ne yapacak? Yönünü bulduracak yani. Demek ki onlara olan muhabbet bak insanı mutlu etmiyor, saadet vermiyor yani. O zaman ne yapacak? İbrahim vari, İbrahim aleyhisselam gibi. La uhibbül afilin diyecek.
batanları, kaybolanları, fanileri, ölümlüleri sevmem diyecek. Ne yapacak? Cenab-ı Hakk'ı bulacak. Evet. Bir daha orayı okuyalım. Dedi ki her bir mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şedid alakaları o istidadı muhabbeti ilahiyenin tereşşuhatıdır, sızıntılarıdır. Hatta insanın mütenevvi hissiyat-ı şedidesi, farklı farklı çeşit çeşit şiddetli hissiyat ve duyguları o istidadı muhabbetin istihaleleridir. Ne demek o? Başka şekillere girmiş reşhalarıdır. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Hani başka yerlerde üstadımız anlattı. Hani insana insaniyet diye bir duygu verdi Cenab-ı Hak. O insaniyet makamı insanı bütün mevcudatla, bütün kainatla, hususan hem cinsleriyle yani kendi gibi insanlarla ne yapıyor? Alakadar ediyor. O alakadarlık aslında acayip bir muhabbet kaynağı. Ne yapıyor? Bütün sevdiklerinin saadetlerinden saitleşiyor. Mutlu oluyor, memnun oluyor yani. Elemleriyle de elemleniyor. Bir de o da var yani. Bir tarafta ne var? Bütün insanlığın, hususan bütün sevdiklerinin, hatta yani terakki ise bütün hayvanların saadetinden, bütün bitkilerin, ağaçların saadetinden, bütün mevcudatın saadetinden saadet alabilecek, onların elemlerinden elem duyabilecek bir istidat verilmiş insana. Neden? Cami dedi ya, zihşurun en cami dedi, en mükemmeli dedi, en muhtacı dedi. Onun için insanda böyle bir şey var. Şimdi nereye bağlayacak bunu? Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi, lezzet aldığı gibi, alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor, lezzet alıyor. Antika bir şey söylüyor. Kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. Hani birisi sizi ölümden kurtarsa ne kadar sevinirsiniz, memnun olursunuz. Ama bir de sevdiklerinizi kurtaran var değil mi? Mesela çocuğunuzla yolun kenarında beklerken çocuk elinizden fırladı, yola koştu böyle. Öbür yola girdi, birden bir bakıyorsun süratli bir araba geliyor çocuğa doğru. Çocuğun hiç umurunda değil. Sen adımını attın ama yetişmen mümkün değil. Eyvah gitti çocuk derken karşı yoldan birisi tuttu çocuğu çekti kenara. Ne oldu? Kurtuldu çocuk. Şimdi o adamın elini ayağını öpmez misin sen yani? Ne kadar memnun olursun, ne kadar mutlu olursun, ona nasıl hürmet edersin? Ya evladımı kurtardın sen. Ölene kadar unutmazsın yani onu. Subhanallah. Yani saadetleriyle sahipleştiğimiz gibi onları beladan kurtaranları da ne yaparız? Çok severiz değil mi? Yani burada acip bir noktaya getiriyor bizi. İşte. Bütün bunlarla beraber düşün yani. Bu haleti ruhiyeye binaen insan eğer her insana ait enva-ı ihsanatı ilahiyeden, her insana ait Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarından, ikramlarından, ikram çeşitlerinden yalnız bunu düşünse ki benim Halik'im, beni yaratan Rabbim, Allah'ım beni zulümat-ı ebediye olan, ebedi karanlık olan Adem'den, yokluktan, hiçlikten kurtarıp bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi, bak bana verdiği, bak, bu ne? Çok büyük bir nimet. Beni ebedi karanlık olan yokluk aleminden, hiçlik aleminden Allah ziyadar, nurani, hassiz nimetlerle dolu varlık alemine getirdi. Sonsuz şükürler olsun. Üstad diyor ağız dolusuyla elhamdülillah. Evet bu bir ama devamı var. Devam ettiği ne dedi? Adem'den kurtarıp bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi bir. İki, ecelim geldiği zaman beni idam ebedi olan Adem'den, Mahv'dan,
yine kurtarıp baki bir alemde ebedi ve çok şaşalı bir alemi bana ihsan, hem o yokluktan kurtardı, varlık alemine bir sürü nimetler verdi. Sonra da öleceği anda da onu yokluktan yine kurtarıp baki bir alemde ebedi bir saadeti onu mazhar etse, ne kadar büyük bir nimet değil mi? Sonsuz elhamdülillah. O alemin umum enva, lezaiz ve mehasilinden istifade edecek ve cevelan edip tenezzüh edecek zahiri ve batini hasseleri, duyguları bana inam ettiği gibi. Şimdi bu buraya kadar bize ait, bir şahsa ait ve bunlar sonsuz hamdi, sonsuz şükrü, sonsuz ibadeti, sonsuz muhabbeti ne yapıyor? Hak ediyor yani. Devam ediyor. Bir de bu var. Gibi çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum, çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum önce bütün akaribe, bütün yakınlarım, akrabalarım. Ne var? Annem, babam var, dedem, ninem var, öbür tarafta hanım var, çocuk var, onun anneleri, babaları var, halalar var, dayılar var, teyzeler var, amcalar var. Bir sürü değil mi böyle? Bak bunlar ne, bizim ne? Yakın akrabalarımız. Bütün akarip. Sonra ahbap, bütün sevdiklerimiz, bütün dostlarımız, bütün arkadaşlarımız. Sonra ve ebnai cinsimi, benim gibi bütün insanları. Yani daire daire düşün. Memleket diye düşün yani. Vilayet diye. Köy, kasaba, vilayet diye. Sonra memleket diye düşün. Sonra alem-i İslam diye düşün. Sonra bütün insanlık diye düşün. Ebnai cinsimi dahi öyle hadsiz ihsanlara mazhar ediyor. Yani sade beni yokluktan bu ziyadar vücut alemine getirip hadsiz nimet vermedi ki. En çok sevdiklerim başta yakın akrabalarım, sonra bütün akrabalarım. Onları da yokluktan varlığa çıkardı. Sonsuz nimetler ikram etti, ihsan etti. Dostlarım, arkadaşlarım, sevdiklerim öyle. Sonra bütün insanlıkta öyle. O zaman onları da yokluk, sonsuz, sonsuz. Onların adedince elhamdülillahlar yani. Sonra bir de seni ölüm anında yokluktan kurtarıp ebedi bir cennette, ebedi bir saadete mazhar eden bir Allah, senin sevdiklerini de ebedi yokluktan kurtaracak yani. Çoğunu inşallah cennette seninle beraber ebedi saadete mazhar edecek yani. Bu nasıl bir nimet? Subhanallah. Devam ediyor. Bütün akarip ve ahbap ve ebnai cinsimi dahi öyle hadsiz ihsanlara mazhar ediyor. Ve o ihsanlar, dikkat, bir cihette bana ait oluyor. Bütün onlara olan ihsanlar aslında bana oluyor yani. Subhanallah. Zira onların saadetleriyle mesut ve mütelezziz oluyorum. Madem el insanu abidül ihsan sırrıyla, Allahu Ekber, insan İhsanın, ikramın, hediyenin kölesidir. Subhanallah. Sırrıyla herkeste ihsana karşı perestiş var. Subhanallah. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, kalbinizin birbirine ısınması için, birbirinize olan muhabbetlerin artması için, kalplerdeki ufak tefek kırgınlıklar, kinler, adavetlerin gitmesi için birbirinizle hediyeleşin demiş Peygamber Efendimiz. Çünkü hediyede bu sır var işte. El insanu abidül ihsan. İnsan ihsanın kölesi yani. Yani hediyeyi verdiğin an, ona ikramda bulunduğun an, bir anda o kalbindeki sana olan kırgınlıklar, küskünlükler, dargınlıklar, numaralar, üçkağıtlar kalkıveriyor. Hemen böyle bir muhabbet, subhanallah. Yani bazen tebessümde de öyle oluyor yani. Allah Allah. Sungur abi diyordu, Allah rahmet eylesin. Bazen oluyor dedi yani. Belki adamın haberi yok ama senin diyor kalbinde birisine karşı böyle bir kırıklık oldu. Sonra derste bir araya geldin. O sana şöyle bir tebessüm etti. Bir anda diyor kırgınlıklar, dargınlıklar gidiyor diyordu yani. O zaman bir baksın muhabbet geliyor. Ya zaten diyordu hani meşveretler, dersler, asıl maksat bu diyordu yani. Birbirimize olan muhabbetimizin artması yani. Subhanallah. Hatta diyordu yani, bazen diyordu derse hasta
gidiyorum diyordu Sungur abi. Fakat derste şifa buluyorum. Yani bütün nur talebeleri de bunu yaşamıştır ha. Yani böyle istemiyor, zoraki böyle nefis istemiyor, vücut istemiyor, hastasın. Gitmek yani böyle zor geliyor yani. Ama gidiyorsun derse birden iyileşiyorsun. Diyordu ki nur talebeleri, müminler birbirlerine şefkatle bakarlar. Allah diyordu o şefkate şifa ihsan ediyor diyordu. Allah Allah. Demek birbirlerimize o şefkatle bakışta bile ne var? Allah şifa yaratıyor. Neyse dersi dağıtmayalım. Neydi ders? El insanu abidül ihsan sırrıyla herkeste ihsana karşı perestiş var. Şimdi birisi bize ufacık bir hediye veriyor. Kalbimizdeki kırgınlık, dargınlık gidiyor. Yerine muhabbet geliyorsa. Şimdi Allah'ın böyle ikramlarını, bu sayılan ihsanları bir düşünsek var ya. Allah böyle bir Allah'a. Nasıl bir muhabbet, nasıl bir ibadet, nasıl bir hürmet, nasıl bir marifet diyeyim olması lazım. Rabbimiz ihsan etsin ya Allah Allah. Bak Risale-i Nur bizi nerelere götürüyor diye bir cümle, bir kelime Allah-u Ekber yani. Değil mi? Çok okumamız lazım. Zübeyir abinin dediği gibi dem ve damarlarımıza karışacak derecede okumak lazım yani. İçimiz dışımız nur olsun inşallah. Amin. Herkeste ihsana karşı perestiş var. Elbette böyle hadsiz, bak ebedi ihsanata karşı. Ya ufacık bir hediye öyle olursa ebedi ihsana hem sana hem bütün sevdiklerine, bütün akrabalarına, dostlarına, arkadaşlarına, bütün insanlığa böyle bir şey var yani, ihsanı var yani. Allah Allah. Ebedi ihsanata karşı. Kainat kadar bir kalbim olsa, değil yani yumruk kadar, kainat kadar bir kalbim olsa, o ihsana karşı muhabbetle doldurmak isterim. Dolmak iktiza eder ve doldurmak isterim. Allah Allah. Yani bize şimdi açacak, niyet sırrını açacak ki bize, böyle niyet edelim yani. Her ne kadar yumruk kadar var ama, yani ah keşke kainat kadar bir kalbim olsa, Cenab-ı Hakk'ın bu ebedi ihsanatına karşı ne olması lazım? Ebediyen muhabbetle dolması iktiza ediyor ve doldurmak isterim. Devam ediyor, ben bil fiil bizzat o muhabbeti etmezsem de edemezsem de bir istidat, istidadımla, bir iman, imanımla, bin niyet, niyetimle, bil kabul öyle kabul ederek, bir takdir öyle takdir ederek, bir iştiyak, iştiyakla, aşkla, şevkle, bir iltizam öyle lüzumlu, evet zaruri böyle olması lazım, bir irade suretinde ediyorum diyecek ve hakeza. İnşallah diyecek dedi ya, biz de o diyenler içinde olalım inşallah. Ve hakeza cemal ve kemale karşı İnsanın göstereceği muhabbet ve muhabbet ise icmalen işaret ettiğimiz ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Kafir ise küfür cihetiyle hadsiz bir adavet eder. Allah'a emanet. Yani o müminde kainatı ihata edecek muhabbet istidadı kafirde tam tersi oluyor. Kainat kadar bir adavete dönüşüyor subhanallah. Onun için hatamallahu ala kulubihim, o zaman kalpleri mühürleniyor yani. Hatta kainata ve mevcudata karşı zalimane, Allah Allah, ve tahkirkarane bir adavet taşır. Neden? Onlar da Allah'ın mahluku ya, onlar da Allah'ın masnuğu ya, Allah'a olan düşmanlığı bütün mahlukata yansıyor. Müminde de tam tersi değil mi? Allah'a olan bütün muhabbeti bütün kainata yansıyor. Bütün mevcudata hürmet ediyor. Bütün mahlukata şefkat ediyor. Değil mi? Allahu Ekber. Onların hepsini seviyor. Kendi gibi bir abd, kendi gibi bir tesbihan, değil mi? Öyle biliyor yani. Allah Allah. Subhanallah. Hatta kafirler
kainata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkirkârane bir adavet taşıyor. İkinci nokta, biraz hızlandıralım, vaktimiz az kalmış. Muhabbetullah, ittiba-ı sünnet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam'ı istilzam eder. Allah'ı sevmek, peygamberimizin sünnetine tabi olmayı istilzam ediyor, lüzumlu kılıyor, mecburi kılıyor. Çünkü neden? Allah'ı sevmek, onun marziyatını yapmaktır. Allah'ı sevmek, Allah'ın arzularını, isteklerini, razı olduğu işleri yapmak demek. Marziyatı ise, Cenab-ı Hakk'ın arzuları, razı olduğu hal ise, en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam tezahür ediyor, onda görünüyor. Onun için ayette de sizin için diyor, peygamberde güzel bir örnek ve numune vardır diyor. Üsve-i hasene diyor. Yani onun gibi olun diyor. Allah peygamberimizi bir model yapmış. Razı olmasının bütün hususiyetlerini peygamberimizde toplamış. O zaman Allah'ın rızasını istiyorsan, Allah'ın muhabbetini istiyorsan o zata aleyhissalatü vesselam benzeyeceksin diyor. Evet. Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam harekat ve efalde benzemek iki cihetledir. Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde, emrine itaat. Madem Allah'ı seviyoruz, Allah da diyor ki ona benzeyin. O zaman ne yapacağız? İtaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek, o ittibağı, o tabi olmayı, uyumayı iktiza ediyor. Allah'ı seviyorsan mecbursun ona uyacaksın. Çünkü uy diyor, emretmiş. Çünkü bu işte en mükemmel imam Zat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. İkincisi, madem Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam insanları olan hadsiz ihsanat-ı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Subhanallah. Bu da ayrı bir şey değil mi yani? Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeden birisi sorduğu zaman yani bu kainat neden var edildi diye o diyor ki Cenab-ı Hak ilk önce benim diyor nurumu yarattı diyor peygamberimiz. Sonra benim nurumdan kainatı yarattı diyor. Yani şu kainatta bulunan bütün varlıklar, bütün nimetler, bütün ikramlar, bütün ihsanların birinci sebebi yani Allah'tan sonra ilk peygamber efendimiz değil mi? Çünkü Cenab-ı Hak ondan her şeyi yaratıyor ya, o zaman peygamber efendimiz bizim elde ettiğimiz her şeyin vesilesi, zahiri vesilesi peygamber efendimiz. O zaman ona hadsiz minnettar olmamız icap ediyor. Madem bütün bu nimetlerin zahir sebebi peygamber efendimizdir, o zaman onu sevmek lazım, ona uymak lazım, ona tabi olmak lazım, onun muhabbetini kazanmak lazım. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam insanları olan hadsiz ihsanat-ı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. Allah Allah. Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. İnsan sevdiği zata, çok antika bir cümle geliyor. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabil ise fıtraten benzemek ister. Subhanallah. Buradan şu da çıkıyor değil mi? Bakın sevmek benzemek demektir. Hakikaten hayatımıza bakalım. Kimi seviyorsak onun gibi olmaya çalışmıyoruz mu? Onun gibi konuşma, onun gibi davranma, onun gibi gülmeye, hatta elden gelse yani bak de fıtraten eğer mümkün olsa diyor, onun gibi yürü, onun gibi otur, onun gibi kalk yani. Bak, sevdiğin zata benzemek istiyorsun. Peki en ziyade sevilmeye layık kim? Subhanallah. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabil ise fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder. Böyle sahabe içerisinde sünnet-i seniyeye en ziyade riayet edenlerden yani zirve noktada olanlardan bir tanesi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Abdullah İbni Ömer bir gün sahabelerle beraber Peygamber vefatından sonra böyle yol deveyle bir yere doğru ticaret için giderlerken bir yere gelince birden
böyle devesinin şeyiyle böyle yularını çekmiş, zorla böyle deveyi bir tarafa çeviriyor. Deve bir adımını atarken bu tarafa hemen çeviriyor, bu tarafa attırıyor. Böyle değişik bir şekilde yürüttürüyor, sonra durduruyor, bir ağacın altına oturuyor, orada tefekküre dalıyor. Sormuşlar, ya Abdullah ne yaptın sen böyle, biz anlamadık. Vallahi demiş, filan tarihte Resulullah'la beraber biz buradan geçerken Resulullah devesini aynı böyle yaptı demiş. Sonra burada o ağacın altında devesini ıhtırdı, çöktürdü, geldi oturdu, tefekkür etti. Ben demiş Resulullah'tan böyle görünüp hikmetini bilmiyorum. Ama Resulullah böyle yaptı diyor. O da aynen ona ittiba ediyor yani. Neden? Onu seviyor ya. Subhanallah. Evet. Hani şeyde vardı değil mi? Böyle bir kardeşle beraber derse giderken o zaman şeyden CD'den bize şey dinletiyordu. Dursun Ali Erzincanlı, Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler versin. Böyle sahabeden anlatırken işte Abdullah İbni Ömer'in ayağı diyor kramp girmiş, böyle kasılmış, bir türlü ayağını düzeltemiyor, ızdırap da çekiyor. Biri demiş ki ona, en çok sevdiğin zatın ismini söyle, Allah şifa verir. Ya Muhammed demiş, birden kalkmış, ayağı düzelmiş. Allah Allah. Subhanallah. Cenab-ı Hak o muhabbetten bizleri de nasiplendirsin inşallah. Ziyadeleştirsin. Evet, evet, evet. Neredeydi? İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabil ise fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder. Üçüncü nokta. Cenab-ı Hakk'ın hadsiz merhameti olduğu gibi hadsiz bir muhabbeti de vardır. Subhanallah. Cenab-ı Hakk'ın hadsiz merhameti olduğu gibi hadsiz bir muhabbeti de vardır. Bütün kainattaki masnuatın mehasini ile bütün kainatta gördüğümüz mevcutlar hepsi sanat eseri. Allah'ın eserleri onlar. Hepsinin üzerinde ne görüyoruz? Güzellik görüyoruz. Hiç çirkin bir mevcut göremezsiniz. Mahluk göremezsiniz. Hepsi mehasin diyor bak. Allah güzelleştirmiş onları. Masnuatın, bütün kainattaki masnuatın mehasini ile ve süslendirilmesiyle kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi. Demek ki bu dersi al. Biz mesela gülün güzel, aa ne kadar güzel gül. Hemen perdeyi kapattık yani, bağlantıyı kopardık. Halbuki o güldeki güzellik, Allah güzelliğini göstermek istiyor. Allah o gül ile kendini sana sevdirmek istiyor. Bir yemeği aldın aldın, ne lezzet yahu. Yok yok, ondan değil yani. Yani o lezzeti sen baldan zannetme. Allah Allah. Yani sen o lezzeti baklavadan zannetme yani. Kebaptan zannetme, şerbetten zannetme. Allah'tan, Allah'tan. O zaman ne oluyor? Allah kendini sana sevdirmek istiyor. Sen de o zaman sevmekle, muhabbetle ona mukabele ediyorsun. O zaman her bir eşya Allah'la irtibatımız için bir bağ oluyor. Bir kapı oluyor, bir pencere. Aslında her mevcut cep telefonu, ha tabirde hata olmasın. Yani onunla Cenab-ı Hak'la irtibat kuruluyor yani. Subhanallah. Evet, hızlandıralım. Ne dedi? Bütün kainattaki masnuatın mehasiniyle ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi masnuatını hususen bak sevdirmesine sevmek ile mukabele eden zişur mahlukatı Allah sever. Sevdirmesine mukabil, sevmekle mukabele eden zişur mahlukatı sever. Cennetin bütün letaif ve mehasini ve lezaizi ve niyamatı, dikkat bak, cennetin bütün latiflikleri, incelikleri, güzel lütufları, ikramları, ihsanları, mehasini, bütün güzellikleri cennetin, lezaizi, cennetin bütün lezzetleri, niyamatı, bütün nimetleri, bir cilve-i rahmeti olan bir zatın,
Allah'ın nazarı muhabbetini kendine celbe çalışmak. Allah Allah. Yani değil mi, öyle insanlar başkalarının muhabbetini kazanmak için ya neler yapıyorlar yani. Subhanallah. Halbuki böyle bir Zat-ı Zülcelal'in muhabbet nazarını kendine celbe çalışmak ne kadar mühim ve âli bir maksat olduğu bilbedahe anlaşılır. Madem nas-ı kelamıyla onun muhabbetine yalnız ittiba-ı sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile mazhar olunur, elbette ittiba-ı sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam en büyük bir maksadı insani ve en mühim bir vazife-i beşeri olduğu tahakkuk eder. Bir de okuyalım son cümleyi. Elbette ittiba-ı sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam en büyük bir maksadı insani. İnsanların en büyük bir maksadı ve en mühim bir vazife-i beşeriye, insanlık olarak da en mühim vazife Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesine ittiba etmek olduğu tahakkuk eder. Subhanallah. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam şefaatine mazhar, sünnet-i seniyesine ittibada muvaffak, dar-ı saadette ona, âl ve ashabına komşu eylesin. Amin. Çok az vaktimiz kaldı. Böyle arzu ediyorum ki Ramazan Risalesi'nden de böyle bir iki parça, kısacık cümle de olsa okuyalım. Çünkü bazen gaflet geliyor. Ramazan'ın sonlarına geldik. Kaldı 10 günümüz yani. Bu gece 20. gecemiz. Son 10 günlere de girmiş olduk. Sadece kısa bir parça şuradan. Diyor ki, işte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Ve neşv-i nemâ-i âmâl için yaptığımız amellerin büyüyüp gelişip inkişaf etmesi için bahardaki mâh-i nisandır. Nisan ayı, nizan yağmurudur. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya, çok antika, muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine bir veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam, Allah, ahiret adamı ve tecessüden ceset haline gelmiş, tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmi ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı ebediyeyi tazammül eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nas-ı Kur'an ile 1000 aydan daha hayırlı. Hani 1000 ay diye söylüyoruz, 1000 ay kadar 80 daha hayırlı. Demek daha fazla. İhlasa göre, samimiyete göre, ciddiyete göre, muhabbete göre, ubudiyete göre, gayrete göre yani. Demek artıyor yani o. 1000 aydan daha hayırlı oldu. Bu sırra bir hücceti katıadır. Allah. Son cümle. Evet, karanlıklı bu hayatı dünyeviyenin en nurani Leyle-i Kadri Ramazan'dır. Karanlıklı bu hayatı dünyeviyenin en nurani Leyle-i Kadri Ramazan'dır. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, teravihlerimizi, zekat, fitre, fidye, hayır, hasenat,
neyimiz varsa inşallah kabul etsin. Cenab-ı Hak insaniyet itibariyle yaptığımız günahları, kusurları, hataları lütfuyla, ihsanıyla affeylesin, mağfiret eylesin inşallah. Maddi manevi dertlerimize derman, hastalıklarımıza şifalar ihsan eylesin. Maddi manevi borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Şu korona musibetini tez zamanda ülkemizden, memleketimizden uzaklaştırsın inşallah. Şifa versin Cenab-ı Hak. Tekrar bizi birbirimize kavuştursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah 10 dakika sonra yine gece ihyamız devam ediyor. Müsait olanları bekliyoruz. El-Fatiha.